Osmaniye'den sonra en çok gittiğim, en çok kucaklaştığım, en çok el sıkıştığım, iyi gününe kötü gününe ortak olduğum, şüphesiz memleketim saydığım Malatya'nın, Yazıhan'ın güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Öyle bir günde buradayız ki bütün duygularımızın en üst düzeyde olduğu ve aslında bütün Türkiye'nin gözünün önünde, belki de Türkiye siyasi tarihinin en büyük atılımlarından birinin yaşandığı, geçmişte sadece 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi koskoca bir ittifakla %23 oy aldığımız bir seçimden hemen sonraki seçimde bir başımıza ittifak yapalım dediğimizde hayır, biz tek başımıza gireceğiz dendiğinde, buna saygı duyarak en sert eleştirilere en tahammüllü tavrımızla bir başımıza ama hangi partide olduğumuzu bilerek Malatya'nın evladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde olduğumuzu bilerek dedik ki burası baba evidir. Baba evi dediğin herkes baba evine doğar. Yazıhan'ın AK Partilisi de, MHP'lisi de, hangi görüşten olursa olsun dedesinin babasının partisi bellidir. Ama kimi baba evinden ayrılır, kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur, kimi büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur. Ama herkes bilir ki baba evinin çayı demlidir, çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. İşte biz dedik ki bu baba evi Türkiye ittifakıdır. Bu baba evinin tapusu hiçbirimizde değildir. Bir kişiye kayıtlıdır. Onun da adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte o baba evine çağırdık. Koşup geldiler. Dedik ki farklılıkları konuşmayacağız. Birbirimizle farklılıklarımız üzerinden atışmayacağız. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Kimseye hakaret etmeyeceğiz. Sadece sizin sorunlarınızı konuşacağız. Ve sadece ve sadece halk için, millet için siyaset yapacağız dedik. Millet koştu geldi. Baba evini doldurdu. 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yaptı. Tabi burada kazanılan belediyeler kadar kazanılmayan belediyelere de bakmak lazım. Biz Malatya'da 2019'da hep beraber %23 alırken bu seçimde İsmet Paşa'nın memleketinde Yazıhan'ın evladı, Malatya'nın evladı benim hem gerçek abim hem siyaseten abim, büyüğüm, ustam Veli Ağababa'yla %38 oy aldık Malatya'da. Bu şu demek, artık Cumhuriyet Halk Partisi başının üstündeki görülmez cam tavanı kırmıştır. Artık Malatya iyi gün dostunu, kötü gün dostunu görmüştür. Artık samimiyet, artık içtenlik, artık siyaseti yandaşları için değil, hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşları için yapanlar milletin gönlünde hak ettikleri
yapılmıştır. Bütün Türkiye izledik. Kazanacağını biliyorduk. Çok istiyorduk ama bu sefer bu kadar oldu. Ben Malatya'ya üzülürken Ulaş Başkan, Ulaş Karosu bana dedi ki, başkanım ya dedi, kalsın bir dahaki sefere de alacak bir büyük şehir kalsın. Malatya'yı da bir dahaki sefere alırız dedi. Baba evi dedim ya, ben bir yere gidersem ilse il başkanlığı baba evidir. İlçe ise ilçe başkanlığı. Biraz önce gittim ilçe başkanlığına, oturdum Şah Murat Başkan'ın koltuğuna, ki koltuk ne onundur ne benimdir. Koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Onun kahvesini içtik. Hatrını sorduk. Baba evinde oturduk. Oradan kalktık, buraya geldik. Peki buraya geldik, burada kimin yanına geldik? Bu seçimlerde yazağının alınması zor dediler. İmkansız dediler. Yazağını kazanma ihtimaliniz yok dediler. Ama bizim bu yazağın belediyesindeki adayımızı bir Veli abiden dinledik. Dedi ki, öyle bir aday var ki yazağını alırsa o alır. Cesaretse cesaret var. Çalışkanlıksa çalışkanlık var. Örgüte saygıysa örgüte saygı var. Ve hepimiz güveniyoruz. Abdülvahap Göçer bu işi halleder dediler. Bir yanımda Abdülvahap Başkan var. Bir yanımda Şah Murat Başkanım var. Sizin hepinizin gözü önünde. Şah Murat Başkanı, Abdülvahap Başkanı. Abdülvahap Başkanı, Şah Murat Başkanı. Ve yazağını ikisine birden ve hepimizi hepinize emanet ediyorum. Bundan sonra bu partide bir yol yürüyüşü var. Bu partide Abdülvahap Başkan'ın cebinde bir anahtar var. O anahtar bu belediyenin giriş kapısının anahtarı değil. Kasasının anahtarı değil. Bu kentin altın anahtarı değil. Eğer iyi çalışırsa çalışacak. Dürüst yönetirse yönetecek. Hakkaniyetli olursa olacak. Ve yazağındaki başarımız önümüzdeki günlerde yapılacak ilk genel seçimde iktidarın anahtarı olacak. O anahtar cebindedir. Ben başkanı örgüte, örgütü başkanı emanet ediyorum. Bu 3 yıl, 4 yıl, 2 yıl ne olursa olsun kusurumuz olur, görmeyeceğiz. Sinirimiz olur, asla teslim olmayacağız. El ele, omuz omuza hep beraber çalışıp biz Atatürk'ün partisini ilk seçimlerde iktidar yapacağız. Bu görüntü olduktan sonra yazan korkmasın. Yazan korkmasın. El ele, omuz omuza bu işi yapacaklar, başaracaklar. Partimizi iktidar yapacaklar. Onlara güveniyorum, sizlere güveniyorum. Tabii sadece yazağında değil, Malatya'da, Hekimhan'da da başardık, Arapgir'de de başardık, Doğanşehir'de de başardık, Arguvan'da da başardık. Emin olun, buralarda da arkadaşlarımızın gayretiyle, çalışkanlıklarıyla, kentlerine duydukları vefayla, saygıyla, sorumlulukla bu başarıyı hep birlikte genele taşıyacağız. Ben Malatya'da
seçimlere giren, seçimlerde emek harcayan, para harcayan, alın teri döken kim varsa kazansın kazanmasın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak hepsini yürekten kutluyorum. Hepsi benim gözümde kahramandır. Hepsi kazanmıştır. Tabii sadece Malatya deyince burası İsmet Paşa'nın memleketi değil.